İslami Türk Edebiyatı'nın ilk yazarı, Yusuf Has Hacip, Karahanlı edip, şair ve devlet adamıdır. Doğu Türkistan'daki Balasagun şehrinde muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asıl bir Türk ve Müslüman aileye mensup olduğu tahmin edilmektedir. Balasagun'da tahsil ve terbiye gördü. Karahanlı hizmetine girip Has Hacip unvanını almadan önce Balasagunlu Yusuf olarak tanındı. Balasagunlu Yusuf kendini çok iyi yetiştirdi. 50 yaşlarındayken 18 ay içerisinde Manzum olarak Kutat Gubilik adlı meşhur eserini yazdı. Bu kitabı Kaşgar'a gelip 1070'te Karahanlı hükümdarı, edebiyat meraklısı Ulu Kara Buğra Han'a arz etti. Kara Buğra Han, Türklerin ahlak, hukuk ve devlet idaresi ile törelerini çok güzel olarak dile getiren eseri Balasagunlu Yusuf'a sarayında okuttu. Kutat Gubilik Karahanlı Sarayı'nda günlerce okunup çok beğenildi. Ulu Has Hacip unvanı ile baş vezir yardımcılığı görevi verildi. Karahanlı devlet memuriyetinde en yüksek rütbelerinden biriydi. Bu vazifesiyle Yusuf Has Hacip olarak tanınıp tarih ve edebiyat literatürüne girdi. Yusuf Has Hacip, İslam Türk Edebiyatı'nın eseri elimize geçen ilk yazarıdır. Devrinin bilgin bir yazarı ve Türk tefekkür tarihinin mümtaz bir düşünürüdür. Eserini münacat, nat, cihar yarı güzini övmeyle süslemiştir. Yusuf Has Hacip'in vefatı muhtemelen 1077'dir. Karahanlı dönemindeki yeni oluşum diğer alanlarda olduğu gibi kendisini edebiyatta da göstererek özellikle bu dönemde önemli Türk İslam merkezi haline geldi. Doğu Karahanlıların başkenti Kaşgar'da İslami Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk eseri 11. yüzyılın ortalarında Hakkani Türkçesi ile yazılmaya başlandı. Bunlardan biri Balasagunlu Yusuf'un Balasagun'dayken yazmaya başladığı ve Kaşgar'a gelerek orada tamamlayıp 1069-1070'te Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buğra Han'a sunduğu Kutat Gubilik'tir. Kutat Gubilik, adalet, kün toğdu, hükümdar, saadet, ay toldu vezir, akıl anlayış, öt gülmüş, vezirin oğlu, akibet, hayatın solu, od gurmuş, zahil. Ayrıca haberci, uşak, müdrik gibi ikinci derece kişiler de kimi kavramları temsil etmektedir. Konuşma, tartışma ve münazaralar ikili olarak bu dört ana kişi arasında geçer. Yazar, ideal bir insanın ve devletin nasıl olması gerektiğini, yöneten ve yönetilenlerin görevlerini ayrıntılarıyla işler. Ele alınan konularsa şunlardır: din, felsefe, eğitim öğretim, aile düzeni, ahlak, yasa ve töre bilgisi, devlet, siyaset, ordu, görgü kuralları, spor, edebiyat, matematik, gökbilimi, sağlık, tarım ve hayvancılık, para gibi konulardır. Böylece Kutat Gubilik yalnız bir ahlak kitabı olarak değil, bir siyasetname, ansiklopedik nitelik taşıyan geniş kapsamlı bir düşünsel yapıt olarak da karşımıza çıkar. Kutat Gubilik 88 başlık altında toplanmıştır ve 6645 beyittir. Asıl yapıt 6425. beyte kadardır. Sonradan yapılan ek, bitiriş ve dua ile tamamlanmaktadır. Mesnevi biçiminde olup arzun mütekarip, yani faülün, 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 faül vezninde yazılmıştır. Kutat Gubilik'in biri Uygur, ikisi Arap harfleriyle olmak üzere sonraki yüzyıllarda kopya edilmiş 3 nüshası günümüze kalmıştır. Viyana nüshasının ilk yayımı Van Brey, ikincisi de Raldoch tarafından yapılmıştır. Türk Dil Kurumu 3 nüshasında basımını yayımlamıştır. Kutat Gubilik üzerindeki en geniş ve yetkin çalışmayı ise Profesör Reşit Rahmeti Arat yapmıştır. Nüsha farklarını da göstererek çeviri yazısı ve çevirisini yayımlamıştır. Kutat Gubilik'ten seçmeler. Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir. Allah'a sığ, onun emrine itaatsizlik etme. Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsanın sözünü dil dili ile söyler, sözü iyi olursa yüzü parlar. Allah'tan ne gelirse ona razı ol. Anlayış ve bilgi çok şeydir. Eğer bulursan onları kullan ve uçup göğe çık. Bir insan dünyaya tamamen sahip olsa bile sonunda dünya kalır, onun kısmetine ancak iki top bez düşer. Bu dünya renkli bir gölge gibidir. Onun peşine düşen kaçar, sen kaçarsan o seni kovalar. Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse o öyle geçer. Bütün halka içten gelen merhamet göster. Bütün iyilikler bilginin faydasıdır.
bilgiyle göğe dahi yol bulunur. Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı günden güne azalır. Eğer kendine candan bağlı birini arıyorsan, sözün kısası kendinden daha candan birini bulamazsın. Daima iyilik yap ki kendinde iyilik bul. Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun. Dünya ve ahireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma. Müktedirsen onları mutlak yerine getir. Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin. Ey asil insan! İnsanlığı elinden bırakma. İnsanlığa karşı daima insanlıkla muamele et. İşi adaletle yap, buna gayret et. Hiçbir zaman zulmetme. Allah'a kulluk et ve onun kapısına yüz sür. Hangi iş olursa olsun sen onu tatlı dille karşıla. Her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır. Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut. Sabırlı insanlar arzularına erişirler. Diline ve gözüne sahip ol. Boğazına dikkat et, az ye fakat helal ye. Hangi işe girersen önce sonunu düşün. Sonu düşünülmeyen işler insana zarar getirir. Başkasının zararını isteme, kendine zarar verme, hep iyilik yap. Kendi heva ve heveslerine hakim ol. İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez. Öldükten sonra da vebali altında kalır. Ey nimet sahibi olan kimse şükret. Şükredene Tanrı nimetini arttırır. İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır. Çok mal aç gözlüğü doyurmaz, ecel gelince pişman olur. Fakat artık işini yoluna koyamaz. Akıl bir meşaledir, kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür. Kötülük edersen kötülüğün karşılığı pişmanlıktır. Elinden gelirse kötülüğün inadına iyilik yap. Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle, bilgiyle süsle. Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülüklerden. Hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedaviyle hastalara şifa verebilir, terbiye ile kötüleri iyi edebilir, okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur. Gönlünü ve dilini doğru tut. Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir. Halka faydalı ol, onlara zarar verme. Her mahluk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar. Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle. Her bakımdan tam zengin olmak istersen kanaatkar ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun. Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur. İşe aceleyle girme. Sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir. İnen yükselir, yükselen iner. Parlayan söner ve yükselen durur. İnsan binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile yine dileği bitmez. İnsana insanlığın nispetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için insana insan adı verilmiştir. İnsanı dili kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dili kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider. İnsanların seçkini insanlığa faydalı olandır. Halk nazarında muteber kimse merhametli olandır. İyi hareket et. Kötülerin zararlarını ortadan kaldır. Kara toprak altındaki altın taştan farksızdır. Oradan çıkınca beylerin başında tuğ takvası olur. Kimin sana biraz emeği geçerse sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın. Kötülük değersiz bir şey olduğu için onu yapan da değersizdir. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir. Öfke ile gazapla işe yaklaşma, eğer yaklaşırsan ömrü heder edersin. Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esiridir. Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse sana düşman olur, ondan vazgeç. Yusuf Has Hacip büyük bir şair ve düşünürdü.